Evet, bu sabah acı bir olayla uyandık. Gerçekten zor bir gün. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizi etkiledi. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifa, enkaz altında kalanlara da dayanma gücü diliyoruz. Deprem haberini alır almaz Cumhuriyet Halk Partisi olarak harekete geçtik. Sayın Genel Başkanımız deprem anından bu yana hemen MYK'yı topladı ve bölgedeki valiler, yetkililer ve belediye başkanlarımızla sürekli irtibat halinde oldu. Ülkenin dört bir tarafındaki belediyelerimiz de deprem haberini alır almaz teyakkuza geçti. Şu anda AFAD'ın koordinatörlüğünde bütün belediyelerimiz imkanlarını seferber ediyor. Ellerindeki bütün imkanları yola çıkardılar şu anda. 10 ilimize de AFAD'ın koordinatörlüğünde bunları ulaştırmak için hem hava yollarıyla hem karayollarıyla ulaştırma çabası içerisinde. Yaklaşık 174 araç, 818 personelle deprem bölgesine destek sağlıyoruz. Bu yardımların arasında 45 arama kurtarma aracı, itfaiye ve sağlık araçları, iş makineleri, gıda, ısınma ve kıyafet destekleri bulunmaktadır. Ayrıca 8 mobil mutfak ve yemek tırı da bölgeye gönderilmiştir. Bu rakamlar anlık olarak artıyor sürekli. Çünkü belediyelerimiz hazırlıklarını tamamlayan yola çıkıyor. Bu anlık bir rakam. Bu rakamlar her geçen dakika ve saat artarak devam edecektir. Dediğim gibi tüm yardımlarımız AFAD'ın koordinasyonu içerisinde ve AFAD'ın yönlendirilmesine göre yapılmakta. Belediyelerimiz ve örgütümüz ayrıca evleri yıkılan ya da ağır hasar alan vatandaşlarımızın çevre illere taşınması konusunda da gereken desteği verecektir. Sayın Genel Başkanımız yürütülen çalışmaları an ve an takip ediyor. Sürekli bilgilendirme yapıyoruz kendisine ve olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz kamu görevlilerine yardımcı olmaları ve hasarlı binalara kesinlikle girmemelidir. Gün birlik, beraberlik günü. Bu acıyı hep birlikte dayanışmayla atlatacağız. Hep birlikte bu yaralarımızı saracağız. Şu anda MYK üyelerimiz de her bir ile görevlendirildi. Bir koordinasyon içerisinde elimizden geldiğince öncelikle tabii ki göçük altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaştırma, onları bir an önce göçük altından kurtarma çabalarımızı devam ettireceğiz. Ardından tabii şu anda yıkılan binalarda veyahut da binalarına giremeyen vatandaşlarımızın da gerekli ihtiyaçlarını, ısınma, barınma ve her türlü ihtiyacını karşılamak için de seferberliğimizi başlattık. Belediyelerimiz süratle olay alanlarına intikal ediyor. Gerçekten acımız büyük. Ama bunu da hep birlikte dayanışarak atlatacağız. Ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Canını kaybeden vatandaşlarımıza, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah can kaybımız artmaz. Göçük altındaki vatandaşlarımız da bir an önce kurtarılır, bir an önce hayata kavuşur. Tüm çabalarımızla 10 ilimizde bölgedeyiz ve an be an da çalışmalarımızı oradan takip ediyoruz ve Sayın Genel Başkanımızla bu anlamda bilgilendiriyoruz.